sizi kimse bir yere koyamıyor. Sizi yaftalamaya çalışıyorlar. Ben şunu söylüyorum. İnsan AK Parti'de olabilir, insan MHP'li de olabilir, işte ne diyeyim CHP'li de olabilir, İYİ Parti'de olabilir. Olabilirsiniz, hiçbir sorun yok. Eğer bir şeyin yanındaysanız yandaş sıfatından da korkmayın kardeşim. Benim en çok korktuğum şeylerden bir tanesi bu. Hani kızdığım şeylerden bir tanesi. Evet kardeşim, ben yanım. Ben haktan yanayım. Ben inancından yanayım. Ben inandığım için bunu savunuyorum demekten çekiniyor insanlar. Niye? Bedel ödeyecek misin? İyi de insanlar zaten bu yüzden bedel öderler. İnsan sevdiği için bedel öder. Değil mi? İnsan evladı için bedel öder. Öder. İnsan inancı için bedel öder. Başka var mı başka bir şey? Yani onu da görme, bunu da görme, sana bir laf söylesinler. İşte bugün yaşadığımız süreçlerin içerisindeki şeyler de aynı şey. Yok efendim, işte bir gün bu Suudi Arabistan'daki mevzular başlarken bir tabir kullanılmıştı. Hatırlıyor musunuz? Bu Prens Selman ılımlı İslam'ı yapacağız evet. diye. Dediklerinde ben şunu söylemiştim. Sorun İslam'ın kendisine değil ki, insanın kendisinde. Siz İslam'ı mı değiştireceksiniz? İnsanı mı? İnsanı mı değiştireceksiniz? Sorun hiç İslam'da olmadı ki. Sorun sizin insanlığınızda. Eğer o insanlıkla problem olmuş olsaydı burada adamı canlı canlı kesmezdiniz. Sorun İslam'da mıydı? Çıkar söylersiniz bunu. Bunun bedeli bana ne olur oldu biliyor musun? Ben muhtemelen Prens Selman olduğu müddetçe hacca gidemeyeceğim. Bu ya, kadar net. Hiç öyle bir şey. Bu kadar net yani. Öyle bir girişimin oldu mu? Yani ben biliyorum. Yani gidersem kesin başıma ne geleceğini biliyorum ben ya. Gidemeyeceğim ben. Ama bak bir şey söyleyeyim. Ben bunu söylemezsem eğer İslam'la ilgili veya başka bir konuyla ilgili bu kadar yanlış dayatmalar yapılırken eğer ben burada savunmazsam ve ya kardeşim ben oraya umreye gidemeyeceğim, ben başka bir şey yapamayacağım diye susarsam sence benim gitmemin bir anlamı kalır mı? Doğru. Haklarından vazgeçeceksin. Yapacaklarından vazgeçeceksin. Ve o mücadelenin sonunda hiçbir şey kazanmayacağını bileceksin. Hiçbir şey kazanmayacağını bileceksin. Değerli olan o hiçbir şey. Herkese söylüyorum. Hiçbir şey için yaptığınız mücadele aslında doğru hak mücadelesidir. Eğer bir şey için mücadele ediyorsanız bence hiç yapmayın diyorum. Hiçbir şey için mücadele edin. Sonunda hiçbir şey kazanmayın. Yaptığınız mücadele kazansın. Bakıyorum. İşte o yüzden hani zaman zaman yaşadığımız sorunlardan bir tanesi o değil mi? Bir şey oluyor. Yarı yoldan dönenlerin çoğunun dönme sebebi ne? Ya ben bu işe başladım. Ama çok da hani bir yolun şey görmedim. Yolun zor gelmesi. Efendim? Yolun zor gelmesi mi? Yo. Bir şey görmedim diye başlıyor. Çünkü bir şey için çıkmış diyorlar. Hiçbir şey için çıkan kişiler yolun ortasındaki şeyi bırakmaz. Çıktığı yolda kimseyi bırakmaz. Ama bir şey için çıkıyorsan her gün bir şey istersin. Her gün onunla ilgili bir talepte bulunursun. Mücadeleyi ben böyle gördüm. Yani benim hayat felsefem, mücadelem de hep bunun üzerine. O yüzden söyledim sana hani dedin ya Araf'ta mısın diye. Araf'ta kalabilmek için korkuların olması lazım. Araf'ta kalmak için bir listenin olması lazım. Araf'ta kalabilmen için inancınla ilgili sıkıntıların olması gerekir. Ama kendinle ilgili şeyini de tamamlamışsan, sürecini tamamlamışsan ben Araf'ta kalacağını düşünmüyorum. Hiç kimsenin Araf'ta kalacağını düşünmüyorum. Çok güzel. Vay be Mehmet abi. Şimdi asıl zor sorulara geçiyoruz. Bunların peki. hepsi... Şimdi Azerbaycan'a mı geldik diyorsun? Hayır Azerbaycan değil. Onu belki ikinci yarıda. Peki. Türkiye'nin saman... Ha, saman değil mi? İthal edip etmediğini ispatlamaya araştırmak için harcadığın zamanı neye harcamak isterdin? Değil mi? Bu çok güzel bir şey ya. Şimdi biz İsmail Halis'le bir dönem TV Net'inde genel yayın yönetmeydi. Onunla çok beraber güvenli bölgeyi programını yapıyorduk. Ya şimdi ben hani YouTube'u da sosyal medyayı da iyi kullanmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar kullanmaya çalışıyorum evet. bilgilendirme adına. Bir şey yazıyorum. Mesela o zaman daha bu kadar SİHA'lar herkes tarafından bilinmiyordu. Bilinmiyordu. İlk SİHA'lar anlatmaya başladığımda mesela bir gün bir şey demiştim hatırlar mısın? Mesela hala şu anda motto gibidir o. Ne? Bu 2016 sonrasında TRT'de bir programa çıkmıştım ve şey demiştim. F-16'ları taksi çağırır gibi çağırıyoruz demiştim. Bu, ya, ne bu güzel tabir, bir tabir efendim? Ya. Ne güzel bir tabir. Hayır, bu tabiri niye söylemiştim? Bu tabiri söylerken herkes dedi ki ne taksisi çağırır gibi. Şimdi görüyorsunuz. Uygulaması var mı?
Yani aynen şu anda gördüğünüz yerlerde askerler bir şeye ihtiyaçları olduğundaki refleks sürelerini şu anda hepimiz görüyoruz. Aynen. O zaman bunu söylediğimde bunu abartılı görmüşlerdi. Bunun sonuçlarını şu anda gördünüz. SİHA'yı anlatırken de aynı şeyi söyledim ben. Hı. Dedim ki SİHA'lar göreceksiniz. Hatta şu tabiri kullanmıştım. SİHA'lar terörle mücadele ve yakın dönemin atom bombası gibidir dedim. Kuvvet çarpanıdır. Anında şekil değiştirecekler ve anında birçok olayın kökünü bitirecekler. Bunu söyledim de daha SİHA'ların bu İdlib operasyonları, PKK operasyonu daha yeni başlamıştı. Bak daha yeni başlamıştı. O zaman bunu yazarken şöyle söylüyorlardı bana. Sen yine samancılar diyorsun. Altta yazı, hani var ya bu altta bir grup yazıyor ya. Yalan söylüyorsun. Aslında SİHA diye bir şey yok. Türkiye SİHA hiç yapmadı. SİHA hiç yapmadı. Altta bir grup şöyle söylüyordu. Sen öyle söylüyorsun ama geçen sene ne kadar saman ithal edilmiş diye, saman ithal etmişiz diye söyleyen bir grup da vardı. Ya böyle bir yazdılar, iki yazdılar, üç yazdılar. Ya dedim ki ya gerçekten bu saman nedir ya? Hani ne yapmışız da biz hani birisini rahatsız etmiş anladığım kadarıyla saman mevzusu. Ben de tarım konusunda şeyimdir yani takip ederim. Bu ülkenin kendi kaynaklarını kendi üretebilmesi adına. Ya baktım. Evet gerçekten saman ithal edilmiş. Ama saman ithal edilen rakamlar komik ötesi rakamlar. Yani işte 20 küsür milyon ton. İki kere galiba edilmiş değil işte mi? 22-20 küsür milyon ton üretim olan bir şeyin, ürünün. İthali 5000 ton. O da yalnızca fiyat dengelemek için yapılmış. Ama algı böyle bir şey işte. Artı ithal edildiği zaman ihraç edilmiş. İhraç edildiği rakam ithal edilenin çok daha üstünde. O zaman anlıyorsun ki birileri o kadar güzel psikolojik harekatı biliyor ki öyle kelimeler ve öyle mevzular yapıyor ki sen ne anlatıyorsun diyor. Biz saman ithal ediyoruz. Bak büyük cümle. Ve bununla uğraştım. Yani rakamlar açıkladım, rakamları koydum, onları koydum. Arkasından biliyorsun en son Tarım Bakanı şey koydu biliyorsun. Bir çıktı mecliste samanla ilgili. Evet evet. Hatırlıyor musun? Tabloları koydu. Evet. Ama maalesef Türkiye'de samandan beslenen bir grup var. Bunu yemek anlamında söylemiyorum. Saman mevzusu üzerinden beslenen bir grup var. Ben o grubu nerede gördüm biliyor musun? Burada bir ironi. Efendim? Burada bir ironi seziyorum. Tabii tabii bu ironi tabii canım. Yani saman yiyorlar demiyorum. Saman konusu üzerinden besleniyorlar. Bak. Selçuk Bayraktar ve onun yaptıkları ve diğerleriyle ilgili mevzunun öncesinde bir çok önemli bir konu var. Evet. O da şeydir, devrim arabaları. Devrim arabalarının hikayesi içerisinde hepimiz yıllarca biz ne olarak bildik devrim arabalarının neden yapılmadığını? Hı. Devrim arabaları yapıldı ama o kadar şeydi ki benzin koymayı unuttular. Bak benzin koymayı unuttular. Şeyde kızdı. Cumhurbaşkanı da kızdı. Dedi ki üretmiyorsunuz. Ve vazgeçildi. Yıllarca Türkiye'deki gerçekten söylüyorum. Buydu. Buydu ya. Hatta yani, böyle bir şey de film falan da göstermişti. Evet. Ya düşünebiliyor musun? Yani benzin koymadı diye araba yapmaktan vazgeçilecek bir ülkenin kafa yapısını düşünmek istemiyorum ben ya. Ama sonra öğreniyorsun ki hiç öyle değil. Çünkü arabaya benzin konmaması diye bir kavram yok orada. Diğer arabada benzin var, ona biniliyor ve gidiliyor. O arabalar aylarca Ankara sokaklarında geziyor. Gezdiriliyor. Yani vazgeçilmiyor. O gün kızıp da bu arabalar kullanılması falan denmiyor. Ama onlar kullanılırken başka bir lobi giriyor. Devrim arabaları yapan o dönemin mühendislerinin söylediği bir kitap var. Çok güzel. Devrim Arabaları diye bir kitap var. Okumalarınızı tavsiye ederim. Şimdi hangi yayın evi olduğunu hatırlamıyorum. Yazarlar da bulurlar devrim arabaları diye. İlginç olan şey ne biliyor musun? Diyor ki devrim arabalarını yaptığımızda devrim arabalarına en çok itiraz edenlerin yabancı ülkeler olacağını düşünürken ülkemizdeki en ulusalcı kişilerin karşı çıktığını gördük diyor. Bir kez daha söyleyeyim mi? Yok anladım. Biz diyor. Çok tanıdık geldi. Niye acaba? Değil mi? Aynen. Şimdi mevzu aynı mevzuya geleceğim. O gün de aynı şey. Nuri Killigil'e de aynı şeye git. Buraya gel. Selçuk Bayraktar'dan şeye git. Selçuk Bayraktar ilk
bunları yapmaya başladığında, siyaları üretmeye başladığında, ben kendi dergi içinde, M5 dergisi içinde röportaj yapmıştım. Ekstra ayrıca birçok program da yaptım. Yani şahsen de off the record birçok konuyu konuştum. Söylediği şey şuydu, ben buna çok inanıyorum. Bu ülkenin bir tane proje çıkartması yetmeyecek. Yani SİHA'yı yapmak yetmeyecek. Bizim Türkiye'de teknolojiye bakışı değiştirmekle ilgili bir kavrama ihtiyacımız var. Bir şeyi yaparken aşağılamaya çalışanlara, aşağılamakla ilgili problem çıkartanlarla mücadele etmediğimiz müddetçe biz hiçbir şey üretemez. Devrim arabaları yapıldığında, Türkiye'de devrim arabaları yapılmaya başlandığında, aynı tarihlerde Güney Kore'de bugünkü en önemli markalar biliyorlar ya Türkiye'de. Hı hı. İki tane büyük markayı da aynı dönemde yapıyorlar. O zaman da dünyada belli ülkeler var. O ülkeden bir firma gelip ilk arabayı yapıyor. Adamlar diyorlar ki arabayı yaptık diyorlar. Araba o kadar kötüydü ki. 50 kilometre gidenler denk gelmedik. Araba bozuluyordu. Geliyor birisi yapıyorlar ve devam ediyorlardı. Arabaya bozuk bozuk binerek biz bu devi yarattık diyor Güney Kore halkı. Çünkü biliyorduk ki eğer ileride bir şey yapacaksak bugün bunu desteklemek zorundayız. Şimdi biliyorsun yeni otomobil şeyi çıktı. Mevzu ne biliyorsun değil mi? Ne söyleniyor? Ama onun kapı kolu yok. Hatta birisi şeydi, çok güldüm. Arabanın motoru yok dedi ya. Çok enteresan. Ya bu araba elektrikle çalışıyor ya. Bunlarla uğraşıyorsunuz ve bunlarla hala mücadele etmek zorundasınız. Hala sesleri fazla çıkıyor. Orada mesela önemli bir noktaya geldik Mete abi. Ama şöyle yapalım. Seni biraz dinlendirelim. Dinleyecek misiniz? Peki. İlk defa bak dinlendireceğiz. Çünkü çok yoracağız bu ikinci arada. İkinci yarı gerçekten asıl böyle rigid sorular. Ne yapıyoruz? Bu. Ne yapıyoruz? Biz gidiyoruz. Yani çok kısa. Yani reklam. Reklamdan sonra güvenlik politikaları uzmanı, değerli abimiz, yazar Mete Yarar'la Her Hafta Sorulara devam edeceğiz. Her Hafta Sorular programına güvenlik politikaları uzmanımız, çok sevdiğiniz abimiz, yazar Mete Yarar'la devam ediyoruz. En son nerede kalmışsınız? En son devrim arabaları. Normalde benim hatırlatmam gerekiyordu. Bakın böyle de kolaycı bir. En son devrim arabalarını anlatırken bugün de aynı şeyi yerli ve milli araba yapıldığında aynı şeyi söylenmeye başlandı. Ve mevzu şuraya geldi. Yani ya gerek var mı? Zaten onu da İtalya'dan bunu da Çin'den alıyorsunuz hikayesi. Bu hikaye şeyde de öyle başlamıştı. Savunma sanayi için de öyle başlamıştı. Bir yerden başlıyorsunuz ve siz bir yere doğru gidiyorsunuz. Bu gittiğiniz yolculuk bence kıymetli.